Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle virüsleri inceleyeceğiz. Canlılar alemindeki bütün kısımları bitirdik. Arkadaşlar, virüs nedir? Virüs bir kere canlı ile cansız arasındaki geçiş formudur. Neden canlı ile cansız arasındaki geçiş formu diyoruz? Şunun için, çünkü virüs canlı bir ortamda, yani bir bakterinin içinde canlılık özelliği gösterebilirken cansız ortamda ne oluyor? Kristalize formda kalıyor. Arkadaşlar, bu nedenle zorunlu hücre içi parazitlerdir. Yani bir hücrenin içerisinde olmak zorundadırlar. Enzim sistemleri ve sitoplazmaları olmadığı için arkadaşlar cansız ortamda kristal haldedirler. Enzim sistemleri olmadığı için de antibiyotikten arkadaşlar ne olmuyor? Etkilenmiyorlar. O yüzden biz grip olursak ya da işte ne bileyim bir virütik hastalığa yakalanırsak antibiyotik kullanmamız gerekmiyor. Bol bol dinlenmeliyiz, bol sıvı tüketmeliyiz ki bizim bağışıklık sistemimiz o enzimi, yani o virüsü vücuttan atabilsin. Şimdi virüste arkadaşlar DNA veya RNA vardır. DNA ve RNA aynı anda bulunmaz. Ya DNA virüsleri olur ya RNA virüsleri olur. Mesela arkadaşlar bitki hayvan virüsleri vardır. Bir de bakteri virüsleri vardır. Mesela bitki virüsleri genelde RNA taşırlar. Hayvan ve bakteri virüsleri genelde DNA taşır. Baktığımızda hayvan virüsü DNA da RNA da taşıyabilir ama bakteri virüsleri genellikle DNA taşıyor. Bunu da bir ek bilgi olarak bilin. Protein kılıf içerirler. Protein kılıfı burada gösterdim arkadaşlar. Bir virüsün şekli, protein kılıfı, DNA ya da RNA'sı, boynu, baş kısmı, kuyruk kısmı. Kuyruk kısmında arkadaşlar hücre zarı delici enzim bulundururlar. Bu hücre zarı delici enzim ne işe yarar? Mesela bu bir bakteri olsun, bakterinin hücre zarını delerek materyalini içeriye bırakmayı sağlıyor. Arkadaşlar, virüslere örnek ne verebiliriz? Su çiçeği, COVID-19, işte HIV, AIDS, hepatit verebiliriz. Arkadaşlar, bu virüs ne yapıyor, nasıl yayılıyor onu göstereceğim. Şimdi virüs geldi, bakteriye girdi. Bakterinin zarını deldi. DNA'sını hücre içine bıraktı. Bakterinin ribozomunu ve enzim sistemini kullanarak DNA'sını çoğalttı. Daha sonra kendine protein kılıf da yaptı ribozom sayesinde. Eğer bu virüs bu bakteriyi patlatıp dışarıya çıkarsa, yani yayılırsa, biz buna patojeni, yani hastalık yaptı deriz. Eğer bakterinin savunma sistemi güçlüyse ve virüsün dışarı çıkmasını engellerse biz buna lizojeni diyoruz. Şimdi günümüzde nedir? Şu an virüslü bir ortamda yaşıyoruz. İşte virüslerden korunmak için yapmamız gereken tek şey bağışıklığımızı kuvvetlendirmek, yani askerlerimizi. Asker ne yapar? İçeriye giren yabancı, yani düşman olanları ne yapar? Dışarıya atar. Bizim askerimiz ne kadar kuvvetliyse o kadar düşmanı yenme oranımız fazladır. Ve biz eğer bir virüsü bir kere geçirirsek ikinci kere o virüsü daha kolay ve hafif atlatırız. Neden? Çünkü artık bizim askerlerimiz düşmanını tanıyor, düşmanının taktiğini biliyor, düşmanının nereye saldıracağını biliyor. Ondan dolayı savunma taktikleriyle ne yapar? Direkt virüsü yener. Virütik ortamda ya da virütik bir hastalığa yakalandığınızda bol dinleneceksiniz. Bol miktarda sıvı tüketeceksiniz. Özellikle C vitamini bağışıklığı kuvvetlendirdiği için C vitamini alacaksınız. Stresten uzak duracaksınız. Ve bu sayede ne olacak arkadaşlar? Virüsleri yeneceksiniz. Çünkü virüse tek etki dinlenme ve bağışıklığı kuvvetlendirme. Arkadaşlar, böylelikle canlılar alemini, yani sınıflandırmanın omurgalılar, omurgasızlar bütün alemlerini bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.